Değerli izleyicilerimiz, yayınımıza hoş geldiniz. Yanımda Mehtap İlgün hanımefendi var. Bugün bizlere kurdelen akışını uygulamalı olarak gösterecek. Hocam hoş geldiniz. Teşekkürler. Nasılsınız efendim? Sağ olun. Bugün bizlere neler göstereceksiniz? Bugün kurdelen akışı yapımı tekniklerinden havlu yapımını göstereceğim. Öncelikle çizimimizi ben hazırlamıştım. Bu modeline uygun olarak şu şekilde şöyle bir açalım ki kirlenmesin diye parşömen kağıdımız çizilmiş bir şekilde şöyle gösterelim. Kaslarını gireceğim. Ondan sonra yapımına başlayacağız. İlk önce kumaşımızın orta işaretini aldık. Şu şekilde katladık. Yani orta kısmını bulduk. Çünkü simetrik bir desen olduğu için. Parşömen kağıdına çizimini yaptık. Tersinden yumuşak kalem, yani resim kalemi 4B olabilir. 5, 6, 7, 8B'ye kadar mevcut olan kalemlerimizden kullanıyoruz. Çizimini yapıyoruz. Kablomuzun üzerine tekrar parşömen kağıdıyla çizimini yapıyoruz. Kalemimiz bu sefer HB, yani resim kalemi olacak. Resim kalemi olacak. Evet, ondan sonra çıkartıyoruz. Kaslarımıza geleceğiz ve başlayacağız. Çizimini yapmışsınız. Şu evet, an çizimini geleceksiniz. Hazırladım. Şimdi kasnağıma geleceğim. Onu da, yani bu kasnağımızı, kasnak bezi kullanmıyorum. Tahta ve ahşap görünümlü olanlar var. Tahta olanlar var. Onlar da kullanabiliriz. Ama şimdi kullanacağım yere, yani şöyle altına renkli kısmını geçiriyorum. Yani şöyle bakıyorum. Ondan sonra bu şuradaki sıkıştırma yöntemiyle bu işlemi yapıyoruz. Şöyle bir kontrol ediyoruz. Hafiften şöyle bir çektirebilirim. Çünkü bozulabilir tekrar. Bu şekilde bir ayarlamasını yapıyorum. Bunu hazırlamış oldum. Havluda bu deseni yapacağız. Önce dalından başlayacağız. Yaprağın, sonra çiçeklerini yapacağız. Önce şu kısımdan başlayıp gideceğiz yani. Şu alanı ben göstereceğim size. İlk aşamamız o. İlk aşamamız simimizi kullanacağız. Tek katta kullanabiliriz simi. Bu üç katlı olduğu için, yani el nakış simi. Ama ben çift kat kullanacağım. Daha böyle tok güzel duruyor. Güzel oluyor yani, kalın olunca. İnce olunca yani zayıf duruyor. Şu şekilde mesela çiftliyoruz. Evet, kurdelen akış iğnemizi aldık. İğnemizin gözü, yani iplik taktığımız yer geniş olacak. Bu şekilde düğümlüyoruz. Şu kısımdan başlayacağız. Şimdi buradaki yaptığımız işlemde zincir iğnesi tekniğini yapmıştık. Onu göstereceğim. Önce uzun dalını gideceğiz. Zincir iğnesi tekniği nedir hocam? İsterseniz seyircilerimize onu da söyleyelim. Zincir iğnesi tekniği adı üstünde zincir biçiminde geçen bir teknik. Yani iç içe olacak. Eğer yanlış bir yere battığımız zaman hemen bozulur, sökülüverir. Yani hepsi böyle bir akışkan, birbirinin böyle devamı gibi olacak. Aynı yere batıyorum. Yani şu halka gibi yaptığımız bu görüntünün içinden geçeceğiz. Şu şekilde. Şu noktadan batacağız. Normalde kasnak aslında şu göğüs hizası ve masa şeklinde oraya şekilde dayalarak yapılır. Ama bizim masamız birazcık kısa kaldığı için ve yani kameralar olduğu için yani bu şekilde gösteriyoruz. Normalde yani iki lazım. Elimizi de kullanacağız. Yani tek el olarak değil de yani bir elimiz altta, bir elimiz yukarıda.
Çekerken çok dikkatli çekeceğiz. Ne sıkı, ne gevşek. Yani ipliğimizi şu şekilde yapmıyoruz da şöylemesini yapıyoruz yani. Yani bu bizim yönümüz, yani parmağımız. Yani işlememizi yaparken, nakışımızı yaparken neredeyse yani 5 parmağımız değil 10 parmağımızı birden kullanıyoruz. Çok güzel çalışmalar görüyorum hocam burada. Bu masa örtüsü değil mi? Evet, masa örtümüz. O kurdalemiz farklı bir kurdale ile çalışıldı. Evet, çok değişik görünüyor. Farklı bir teknik. Onun ismi pıtırcık diye geçer. Yani kendinden ayarlı. Yani bir nevi sanki pikolu olarak da denir. Kenarlarındaki tırtıklı yerleri var. Biz onları telleme yöntemiyle şekil veriyoruz desene göre. Kendisinden yani tırtıklı değil mi? Kendisinden tırtıklı yani. Çok minik değişik minik. Bir kurdele çeşidi bence. Evet. Güzelmiş. Burada da yine değişik bir havlu kenarı görüyorum. Burada ne teknik kullandınız hocam? Bunlarda. O sim ve kırmızı olan yani nar çiçeği kırmızısı olan yerde simli kurdalemiz 2 milimlik tohum tekniğini kullandık. Çiçeğini de kendimiz şekil verdik. Yani telleme yöntemiyle yani üçgen şekilde şekiller verdik. Onu o şekilde oluşturduk. Çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık hocam. Yani bunu bir taraftan da anlatırken şu sıramızın zaten yarısına gelmiş bulunmaktayım. Sonra püf noktasını göstereceğim. Yani geri dönüşlerde nasıl, mesela şu ince yerler var. Onları nasıl vereceğim onu da göstereceğim. Şuraya kadar geleceğim. Ondan sonra şurayı göstereceğim. İpimin bitmesini bekleyeceğim tabii ki. Sonra yeşil kurdalemi takacağım. Yani çünkü olmazsa olmaz. Önce çiçekten başlamıyoruz. Ben bunu öğrencilere özellikle yani diyorum ki önce dallar, sonra yapraklar, sonra çiçekler. En son çiçeği yapıyoruz. En son çiçekleri yapıyoruz. Sarı karbon kağıdını kullandırmamaya çalışıyorum özellikle. Çünkü kirleniyor. Yani sarartıyor kumaşı. Yaparken yani çalışmamız da sararıyor, ipimiz de sararıyor. Siyah karbon kağıdını genellikle hani büyük alanlarda kullanıyoruz çalışmalarda. Ama kalem yöntemi ya daha çok garanti veriyor bizim için. Daha temiz olur. Daha temiz olacak. Hani pek bu işlemelerimiz yani çok zaman yıkanmıyor. Yani özelliğini kaybetmemesi için. Yani sık sık hani yıkanmaması da gerekir. Yani ilk hafta hani temiz çalışırsak hani temiz sonuç alırız. Evet hocam. Şu şekilde geçiriyorum. Yani içinden. Arka kısmında şu an hocamız. Evet. Tersinden geçiriyorum. Makasla bir santim kadar ileriden keseceğim. Başlangıç kısmını da keseceğim. Şekilde bıraktım. Şimdi şu şekilde geldik. Tekrar takacağım. Buradaki başak görünümlü olan yerler var. Onları yapacağım. Ondan sonra yaprağını geçeceğiz. Yani buna göre yani çok uzun da değil. Yani şöyle de ölçüyorum ben. Çok kısa da değil. Yani kullanacağımız kadar. Çünkü dolaşabiliyor yaparken. Tekrar tersinden tutturacağım. Çift çizgimin arasından tutturacağım. Sağlam olsun diye. Çünkü tek düğüm attım. Çok fazla hani düğümlü olmasın arkası. Tekrar tek kısmından alıyorum.
Bu benim tutturma yöntemim. Böyle daha sağlam oluyor. Evet hocam. İnce detaylar şu an yapacağımız yani şeyler. Bunlar püf noktası yaparken hem dediğim gibi temiz olması için, tersinin temiz olması için, yani karışık olmaması gerekiyor. Geçiş yaptık değil mi? Bu başak gibi olan yerde. Örengeye geçiş yapmadık. Şuraya tutturdum. Az ileriden bu buraya tutmuş oluyor. Başak gibi olan yerleri, yani kısa mesafe olduğu için alttan tersinden yürüterek geçmeyeceğiz. Tekrar şuradan atlama yapabiliriz kısa mesafelerde. Uzun mesafelerde ne yapacağız hocam? Tersinden yürüterek. Evet, şimdi başak görünümlü kısma geleceğim. Şu şekilde. Çok dikkatli olacağız. Bazen iğnemizde farkında olmadan, mesela bir dalgınlık anında bazen tek katını da alabiliyoruz. Yani ona dikkat etmeye çalışacağız. Kaygan bir ip misin? Sim kaygan bir ip. Bazen de şey olabiliyor, böyle kumaşın özelliğine göre, cinsine göre de yani tutabiliyor da. Bu uyguladığımız işlemi her kumaşın üzerinde yapabiliyor muyuz hocam? Her kumaş üzerine yapabiliriz. Bir tek şu tül görünümlü kumaşlara yapamayız. Örneğin mesela perde türleri gibi bir türlerde falan, onlarda çalışamayız. Sık dokunuşlu olması gerekiyor. Bunu bu şekilde geldim. Başak kısmını ayırıyorum. Sim ipliğim bitene kadar yapacağım. İpliğim bittikten sonra pekiştireceğim. Yapraklarına geçeceğim. Bundan sonra devam edemem. Şurada bir bolluk yapmışız. Orayı da toparlarız. Sonra... Evet. Pekiştirme işlemini yapacağız. Pekiştirme işlemi dediğimiz nedir hocam? İpimizin, yani kesiyoruz ya, bitiyor. O işleme pekiştirme diyoruz. Yani düğümlerle sıkıştırıyoruz. Evet, ince dalımız ve başak görünümlü olan kısmımızın, yani bir kısmını yaptık. Şimdi yeşil yaprağına geçeceğiz. Ya bunu tek kat kullanmayacağız. Çift kat kullanmayacağız, tek kat kullanacağız. Şu şekilde geçirdim. Şu şekilde düğümünü attım. Bazen de içinden de geçirebiliyoruz. Yani bu da bir düğüm sayılıyor. Bak onu da göstereyim. Şu şekilde evet, de olabilir. Tekrar gösteriyorum hocam. Seyircilerimize nasıl yapıyoruz? Tekrar. Bu normal, ben düğüm yapmıştım ama düğüm yapmadan önce şu kurdeleden şuradan batırdığımız zaman şu İçinden şekilde geçeceğim. De yani düğüm olabiliyor. Bu çok zayıf düğüm oluyor. Yani yukarıya çıkardığımız anda sıkışmayabiliyor. Yakalım, atmasın. Evet, şimdi
yapacağımız yerlerimizi bir ayarlamaya çalışalım. Şöyle bir baktığımız zaman şu alt kısımlarımızı başak görünümlü yerler var. Şimdi biz şuradaki kısmı yapacağız. Yani şuradaki çiçeğimizi yapacağımız için bunu ayarlayacağız. Evet, ha, yaprağımızı yapacağız. Zincir tekniğinin büyüğü. Bunun ismi de papatya iğnesi. Şu şekilde yaptık. Fazla da sıkıştırmıyoruz. Gevşek bırakıyoruz. Biraz gevşek bırakıyoruz. Az ileriye batırdık yani şu şekilde. Tekrar yapacağım karşı tarafı için. Yine aynı yere mi batıyoruz hocam? Aşağıdan. Elimle öbür tarafını alıyorum düğümü. Batması kolay oluyor. Hemen hemen yani yanından ya da bir iplik öbür tarafından. O şekilde alıyoruz. O şekilde yapıyoruz. Şu şekilde yaptım. Evet, yaprağımız olmuş durumda. Bunu daha sonra yani dalını geçebiliriz. Şuradan da geçebiliriz. Ben bu şekilde bırakıyorum. Çiçeğine geçeceğim. Çiçeğini yapacağız şimdi hocam. Pekiştirmeden bu şekilde kalsınlar şimdilik. Çiçeğimizi yapacağımız için iki farklı renk tonu kurdalemiz var. Bunlar 20 milimlik kenarı telli. Yani istediğimiz şekilde şekil alabilir. Rahatlıkla büzebiliriz. Büzülebilir. Kenarı düzelttiğimiz zaman böyle şekil alabilir. Kenarı telli kurdalemiz. Bu şekilde gösterelim. Yapılan çalışmamız yani kullandığımız kurdalelerimiz bunlar. Evet. Evet, değişik gerçekten bu da. İpek görünümlü kurdaleler. Organize değil, ipek görünümlü. Bu gelen kısmımızda herhalde bu rengi kullanacağız. Şu kısmı çalıştığımız için. Normalde aynı tipte olması için yani çiçeklerimizin ölçüsünü önce ben bir iğneyle ayarlıyorum. Sonra ölçüyorum. Daha sonra çiçeklerimiz o ölçüde devam edilecek. Yani toplu iğnelerimiz bunlar olmazsa olmaz yanımızda olacak. İstersem misina var ya, buna hayalet ip olarak da geçiyor. Yani bu çok ince. Bunu bazen hakim olamıyorlar öğrenciler. Bu birazcık daha kalın. Ama biz rahat yapalım diye beyaz iplikle çalışalım. Yeni başlayanlar da beyaz iplikle çalışsınlar değil mi hocam? Evet, yeni başlarken için beyaz iplikle çalışsınlar. Hani sonra elleri alışınca yani misina ile çalışabilirler, görünmez. Kendi renginde de olabilir ipliklerimiz, tel ipliklerimiz. Şu şekilde ayarladım, yani kendime doğru katladım. Karşı tarafına yapacağım için bunu da katladım. Bunu iğneledim. 3 yapraklı olacağı için 2 iğne ile çalışıyoruz. Yani çiçeğimizin 3 tane burada yaprağı var. Fazla olsaydı nasıl yapacaktık hocam? Fazla olsaydı iğne sayımızı artıracaktık. Yani 3, 4, 5, 6, yani 10, 12, yani bizim alanımıza göre. Ne kadar alanımız büyükse çiçeğin boyutunu ona göre arttırabiliriz. Yani tekrar yakalım ki atmasın. Şimdi ben bunun ölçümünü geçeceğim. Şuraya batırabilirim. Alması kolay olur. Kaç santim olduğunu. Tam 14 santim ayarlamışım. Ya bundan sonraki yapacağım çiçeklerde 14 santim olacak. Tekrar aynı katlıyoruz. Şöyle bakıyoruz. Eşit olacak çünkü ölçüler. Evet. Tel ipimiz. Burada.
Tek katı ayarladık. İçten dışa doğru teğleyeceğiz. Büyük büyük de teğlemeyelim. Çok minik minik de almayalım. Normal. Bu şekilde yapıyoruz. Evet, bu şekilde yapıyoruz. Tabii ki iğnelerimizi çıkartacağız. Mehtap hocam şimdi çiçek yapıyor. Evet. Üçlü menekşemizi gösteriyorum. Yani iki iğneyle yapılan üç kanatlı menekşemiz. İstediğimiz her tür çiçek deseniydi de yapabiliriz değil mi hocam? Tabii ki değiştirebiliriz. Gül yaparız. Menekşe yaparız. Japon çiçeği yaparız. Karanfil yaparız. Her şeyi uygularız üstünde. Şu şekilde büzüyorum. Yani dikkatli bir şekilde büzmem gerekiyor. Üst üste de getireceğiz. Yani görüntü bu şekilde olacak. Daha sonra tutturacağız altını. Şu şekilde az bir milim kadar tutturacağız. Şu şekilde tutturuyoruz. Evet. Bu burada bizi dikmeye beklesin orada. Şimdi ne yapacağız hocam? Şimdi elimize takılmaması için şuradan tersinden bitireceğiz hemen. Şu şekilde orta şeridine aldığımız iğnelerimizi alalım. Atmaması için hemen yapıştıracağız şu şekilde. Şimdi çiçeğimizi yapıyoruz. Evet, ayarladığımız çiçeğimizi şu şekilde yapacağız. Bu kurdaleler şöyle gelebilir. Bakın yaparken şöyle yapabilirsiniz. Niye? Çünkü bunun buradaki dalları olacak. Hı hı. Yani dal onun altında kalması gerekiyor ki yani üç boyutlu özelliğini kazansın. Evet. İğnemize de tutturalım. Sabitleyeceğiz şimdi. Evet. Sabitleme işlemini yapıyoruz. Sabitlemeyi buradan yapmıyoruz. Hı hı. Ortadaki büzgü yerinden yapacağız. Çünkü ipliklerimiz belli olmasın. İpliklerimiz belli olursa hoş görünmez. Hoş görünmez. Şöyle küçük küçük adımlarla. Ortasına tohum yapacağız değil mi hocam? Çiçeğimi de. Ortasına normalde ben daha çok tohum kullandırıyorum ama bu havlumuzda sarı boncuğumuz var. Hı hı. Onu koyacağız. Onu kullanacağız. Boncuk da hoş bir görüntü katmış, değişik bir hava katmış bence. Evet. Kontrol ediyoruz ki hani oynama falan yapıyor mu? Evet, biraz var. Tekrar sağlamlaştırabiliriz. Yani bir sıra daha geçebiliriz.
Boncuğumuz simin renginde olduğu için tekrar simi takıp boncuğunu yerleştireceğiz çiçeğimizin. Ne tür bir boncuk hocam? İstediğimiz boncuk şu şekilde yapıyoruz. Nasıl bir boncuk türü? Plastik mi? Plastik değil. Çok ağır da değil. Cam da değil. Her yerden bulunabilecek malzemeler değil mi? Evet, temin edebiliriz her yerden. Bunu geometrik şekilde bunu kullanmışız bu şekilde. Ama ince de yapabiliriz ortasına. Sarı kum boncuk da yapabiliriz. Benim yok hocam hani boncuğum yok diyenler öğrenciler oluyor. Mesela sarı simli iple tohum da yapabiliriz. Yani bir sınırımız yok. Şu şekilde pekiştirmiş oldum. Şurada bir düğüm oluştu çünkü ip uzun olduğu zaman düğüm oluşabiliyor. Şöyle bırakalım. Şimdi hocam çiçeğimizin tohumu için boncuk dikecek ortasına. Evet, boncuğumuzu dikeceğiz. Kontrol edelim de geçirebilecek miyiz? Geçmeyi biliyorum. İğneden geçmesi lazım. İğneden geçmesi gerekiyor. Ona göre bir iğne alacağım. Şöyle yapalım daha kolay olsun. Geçiriyoruz. Simli ipimizi geçiriyor şu an. İçimize geçirdik. Tutturacağız arkasında. Hemen terlediğimiz bu yerden tutturabiliriz. Şöyle bir tane içinden geçirelim. Sabitleyelim orayı. Sabitleyelim. Evet. Orta kısmından çıkıyoruz. Ya bizim çalışmamız hep böyle şey, ince detay gerektiren, evet. Dikkat gerektiren. Hata yaptığın zaman yaptığınız her şey bozuluyor değil mi hocam? Düzeltebiliriz. Yani geri dönüşü var. Hani sökebiliriz o şekilde. Yani tekrar yapabiliriz. Olmayan yeri, içimize sinmeyen yerini tekrar baştan yapabiliriz. Bu şekilde çiçeğimiz oluşmuş durumda. Şöyle göstereyim ben. Bunun gibi aynı işlemleri diğer çiçeklerde yapacağız. Aynı işlemleri çiçeklerde devam edeceğiz. Ama önce tabii ki simi bitirecekler, dallarını bitirecekler. Sonra yapraklarını, sonra çiçek yerlerini ayarlayacaklar. Bitmiş halini de gösterelim birazdan seyircilerimize. Evet. Pekiştirmesini yapalım. Şu şekilde bırakalım. Evet, bitmiş halimiz bu. Çok güzel olmuş. Şöyle gösterelim. Kenarları yine oyasıyla süslenmiş. Ya bunu tığ danteli de yapabilirler. Sade de bırakabilirler. Yani tercih bizim. Dilediğimiz şekilde sonlandırabiliriz. Evet. Gerçekten aynen. Çok güzel oldu. Elinize emeğinize sağlık hocam. Teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz, Mehtap hocamız bugün bizlere kurdelenin akışını uygulamalı olarak gösterdi. Yaptığı uygulamalardan dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Verdiğiniz bilgilerden dolayı da. İyi ki geldiniz hocam. Sağ olun. Efendim, programlarımızın tekrarlarını Aksaray Belediyesi Web TV YouTube kanalından veya Facebook adresimizden izleyebilirsiniz. Evde kalın, hoşça kalın.